1881'de İstanbul'da dünyaya gelen Rauf Orbay, Bahriye 1. Feriki ve Ayan Meclisi azası Mehmet Muzaffer Paşa'nın oğludur. Trablus askeri rüştiyesini tamamladıktan sonra İstanbul'a döndü. 1899'da Hebeliada Bahri Okulu'nu bitirip Deniz Kuvvetleri'ne katıldı. 1905-1911 yılları arasında gemi satın alma, gemi inşa tezgahlarını inceleme gibi görevlerle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Almanya'da bulundu. 31 Mart ayaklanması sebebiyle İstanbul'a gelen hareket ordusunun faaliyetlerine katıldı. Bu sırada Mustafa Kemal ve İsmet Paşa ile tanıştı. 1909'da Hamidiye gemisi komutanlığına atanan Rauf Bey, Trablusgarp ve Balkan savaşlarındaki başarısı nedeniyle halk arasında Hamidiye kahramanı olarak anıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan Ahmet İzzet Paşa kabinesinde Bahriye Nazırlığı görevine getirildi. 1919'da milli mücadele saflarında yer almak için Ankara'ya gelen Rauf Bey, aynı yıl Mustafa Kemal Paşa'ya katılmak üzere Amasya'ya gitti. Sivas Kongresi'nin ardından son Osmanlı Meclisi Mebusanı'na katılmak için İstanbul'a dönen Orbay, 1920'de meclisin İngiliz kuvvetleri tarafından dağıtılmasının ardından Malta'ya sürgün edildi. Daha sonra yapılan mübadele sonrasında serbest bırakıldı. 15 Kasım 1921'de Sivas Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından başlayan Lozan Barış Konferansı'nda İsmet Paşa'nın yerine Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarına vekalet etti. 1926'da tedavi için Viyana'ya giden Orbay, 1935'te yurda döndü ve yeniden siyasete atılarak Kastamonu milletvekili oldu. Yaşamını birçok askeri ve diplomatik görev sığdıran Mehmet Rauf Orbay, 1964'te hayatını kaybetti.